Galatasaray haberlerimizi aktarırken gelin şimdi bir Skype bağlantısı gerçekleştirelim ve sarı kırmızılı takımdaki son gelişmeleri Mehmet Özcan'a soralım. Mehmet Özcan, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi hafta sonları Ezgi. Sana da iyi hafta sonları diliyorum. Bu akşam çok kritik, çok önemli bir mücadele var. Hemen değerlendirmelerimize başlayalım. Sonra takımdaki diğer gelişmeleri de sana soracağım ama bugün çok çok önemli bir mücadele Alanyaspor ve Galatasaray. Ciddi anlamda bu karşılaşmaya önem verdiğini aslında Antalya'ya 3 gün önceden giderek ve bir kampa girerek gösterdi. Bu anlamda iki mağlubiyetin ardından 3. karşılaşmanın nasıl geçmesini beklersin sen Mehmet? 3 takım da 51 puan olsa gerek. Ligde zirvede aynı puandalar ve tabii ki hepimiz şansları eşit görüyoruz ama bugün olası bir galibiyet Ezgi Galatasaray şampiyonunun bir numaralı favorisi yapar. Açalım. Evet, seyircisiz dönemde elbette ki taraftar etkisi yok. Sağ avantajı yok ama Galatasaray'ın fikstür önü çok açılıyor. Bu gerçek. Alanya'dan galibiyete dönmesi halinde seri 7 maç olacak ki o 7 maçın ben 8'leri 9'ları bulacağını düşünüyorum. Çünkü fikstürde ligin ilk yarısında çoğu takım yani şampiyon oynayan takımlar o Erzurum, Kayseri, Sivas o üçgenlerde ciddi seriler yakalamıştı. Galatasaray'ın da Hatay deplasmanına kadar önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Artı ne olursa olsun Nisan ayından sonra da Trabzon'la, Beşiktaş'la iç sahada oynaması Galatasaray'ın avantaj ki son iki şampiyonunu hatırlarsak Kadıköy deplasmanı dışında bütün zorluk seviyesi yüksek maçları içeride oynayarak Galatasaray şampiyon tamamlamış sezonu. Maça gelirsek Kasım ayından beri kampa girmeyen bir Galatasaray var ama İstanbul etkisini alan yoğun kar yağışı planlarda değişikliğe sebep oldu ve Galatasaray daha önceki sezonlarda devre arası kampı yaptı. Otele gidip 3 gün burada kaldı. Ciddi bir hazırlık fırsatı oldu ama tabii eksikler de var. Bunları belirtmek gerek. Sol bekte hem Saracchi yok hem Emre Taşdemir yok ve bugün devşirme bir sol bek izleyeceğiz. Geçen haftaki Kasımpaşa maçında Ömer Bayram görevi yapmıştı ama ben bugün solda Lines'i, sağda Yetlin'i bekliyorum. Tabii kadroda Alanyaspor maçına özel değişiklikler de olacak. Babel'in ve Kerem'in kulübeye çekilmesini, Arda Turan'ın ilk 11'e girmesini bekliyorum. Orta sahada Etobo geçen hafta çok iyi bir performans göstermişti. Ben Fatih Hoca'nın bu maça da Etobo ile başlayacağını, Etobo, Gelson Fernandes ve Emre Kılınçlı bir orta saha bekliyorum. Hem ligde hem de kupada Alanyaspor'a kendi evinde yenilen bir Galatasaray. Rakibe özel önlem alındı ama şunu da belirtelim Alanyaspor cephesi açısından Ezgi. Alanyaspor kupada Galatasaray'ı yendiği formasyonla sahada olacak. Yani Efecan, Babakar, Davidson üçlüsü. Barrero muhtemelen kulübede olacak. Bakasetas'ın rolünde Salih Uçan üstlenecek. Peki özellikle orta saha ile ilgili söylediğin dikkatimi çekti. Onun üzerinde biraz yoğunlaşmak istiyorum Mehmet. Çünkü Jetson, Etebo ve Emre Kılınç orta sahasını beklediğini söyledin. Bu noktada taraftarlar da muhtemelen şimdi merak edeceklerdir. Acaba bu denklemden Taylan neden çıktı? Ben de Taylan'ı ilk 11'i bekliyordum. Dünkü son istihbaratım, son taktik çalışma ile ilgili Ezgi. Etebo, Gelson Fernandes, Emre Kılınç. Bu üçlü Alanyaspor maçı kupada 3-0'dan 3-2'ye getiren orta saha üçlüsü. Benim tahminim bu. Artı Luyendama ile Etebo Kasımpaşa maçında rotasyon sayesinde forma şansı bulmuştu. Ama bir gerçek var ki Kasımpaşa maçında sahanın en iyi Mustafa Muhammed ile birlikte 3 oyuncusundan ikisiydi Etebo ve Luyendama. Muhtemelen Alanyaspor'un etkili hücumcularına karşı Donk'un performansı sonuçta. Donk biraz daha artık işi aklıyla oynuyor ama Luyendama daha fiziksel mücadelede. Luyendama Donk tercihini de buna bağlıyorum. Ve dediğim gibi Alanyaspor'a özel kadro değişiklikler olacak. Ve dediğim gibi bu 11'i bekliyorum. Artı Babel iyi bir form durumu söz konusu değil. İki maç cezası olan ve bu biten Arda Turan da Babel yerine 11'e geri dönecek. Arda sağda, Onyekuru solda, Mustafa Muhammed hücum hattında. Şu da var, Galatasaray hangi 11'i çıkartırsa çıkartırsın. Alanyaspor'u yenebilecek güce artık o alternatife sahip. O yüzden akşamı beklemek gerek kadro için yine de. Peki Taylan'ın olmadığı, Berlanda'nın olmadığı bir denklemde acaba Jetson, Etebo ve Emre Kılınç üçlüsü biraz daha Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in önce beraberliği garanti altına alma tercihi olarak da yorumlanabilir mi acaba? Şöyle yorumlayabiliriz. Ligde sonuçta lig ve kupada iki maçta kaybettiniz ve Alanyaspor var. Yani önlem almalısınız. Bu gerçek. Galatasaray farklı bir şeyler yapmalı ki bugün Alanyaspor'dan galibiyetle dönmeli. Ben biraz da buna ve oyuncuların formuna da bağlıyorum. Taylan'a haksızlık yapmayalım. 20 hafta tek başına alternatifsiz o bölgeyi çok iyi kapadı. Hatta hatırlıyorum bir Antalyaspor maçında Taylan yoktu. Galatasaray tek kale oynadığı maçta galip gelememişti.
Belhanda'nın inişli çıkışlı performansı artı şunu da belirtelim Ezgi. Nasıl ki Mustafa Muhammed'i, Onyekuru'yu biz hep ara transferler ilk 11 özelinde yorumluyoruz. Gelson Fernandes de orta sahaya yazılacak ilk isim Galatasaray'da. Öyle değerli bir transfer. Evet, kiralık olması, geçici gelmesi kafalarda ister istemez gelecek adına soru işaretleri barındırıyor ama Gelson Fernandes Galatasaray'ın ilk 11 için transfer edilmiş bir oyuncu. Emre Kılınç'ın Fenerbahçe maçı, Kasımpaşa maçı performansı iyi ve dediğim gibi kupadaki Alanyaspor maçının ikinci yarısı. Yani muhtemelen ilerleyen haftalarda ben Taylan, Gelson Fernandes, Belhanda olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın ileri şutlusunun ama hem Alanyaspor maçına özel hem oyuncuların form durumu bugün daha farklı bir orta saha şutlusunu Alanya'da görebiliriz. Peki biraz da takım içine geçecek olursak Alanya'ya götürülen Feghouli'den bahsedelim istersen. Zannediyorum bu karşılaşmada olmayacak. Zira takımdan ayrı idman yaptığı bilgileri gelmişti hafta içinde. Feghouli'nin dönüşü acaba ne zaman, ne zamanı bulacaktır? Hem Feghouli hem Falcao Galatasaray'ın Evet. iki yıldızı şu an hala rotasyona giremedi sakatlıklarından ötürü. Aceleci davranılmıyor Ezgi. Şunun altını çizelim. 3 günde bir maç maratonları Adele sakatlıklarını çok arttırdı. Yani bir an önce dönmeye çalışan oyuncunun tekrar sakatlandığını görüyoruz. Ve bu anlamda da Galatasaray Feghouli için acele etmiyor. Feghouli muhtemelen önümüzdeki hafta Erzurum maçında kulübede olur. Ondan sonra da ilk 11'de şans bulur. Hatta ben Feghouli şöyle diğer oyuncularına Feghouli Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu. Yani Galatasaray'ın ideal üçlüsü. Feghouli, Onyekuru, Mustafa Muhammed olur ve ben hala yani iddiamı tutuyorum. Mustafa Muhammed kafa gollerini Feghouli ilk 11'e girdikten sonra atacak. Kafa hakimiyeti de çok iyi bir oyuncu ama yani onun Feghouli gibi orta kalitesi iyi pasörlere ihtiyacı var. Öyle söyleyebilirim. Falcao'yu bugün artık kulübede bekliyoruz. Ezgi benim aslında tahminim geçen haftaki Kasımpaşa maçında kulübede olacağı yönündeydi ama malum bozuk zemin o tarz bir maçta riske edilmek istenmedi Falcao. Kampta da Belek'te de takımla çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Bugün muhtemelen Falcao kulübede olacak. Feghouli'yi de haftaya Erzurum maçı ile birlikte kulübede daha sonra da ilk 11'de bekliyorum. Peki Mehmet, bugün senin Sabah gazetesinde bir haberin var Muslera ile alakalı. Daha doğrusu takımdaki ücret skalası ile alakalı. Tavan ücretin Muslera olacağını söylüyorsun haberinde. Şu anda 3 milyon 575 bin euro kazanıyor Muslera ama maaşını 2,5 milyon euroya indirecek ve Muslera'nın maaşından daha yüksek para da kimseye verilmeyecek şeklinde. Peki bu karar nasıl alındı? Nasıl alındığından ziyade acaba nasıl uygulanacak? Yani hangi futbolcu buna ne reaksiyon verecek? Bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? İstersen detayları yine senden dinleyelim. Şimdi rakam rakam açalım Ezgi. Dursun Özbek'ten Mustafa Cengiz Galatasaray'ı devraldığında A takım bütçesi 65 milyon euroydu. Zaten UEFA ile yapılan anlaşmada da 65 milyon euroyu sınırı koyulmuştu. Şu an Galatasaray'ın öyle bir maaş sınırı yok ama tabii ki artı eksilerde Financial Fair Play'e uymak için de belli bir dengeyi tutturmak zorunda. Şu an bu sezon itibariyle bütün A takım buna futbolcu maaşları, deplasman gideri, flora personeli, teknik heyet 55 milyon euro. Galatasaray'ın ana hedefi 2021-2022 sezonu için bu rakamı 55 milyon eurodan 40 milyon euro seviyesine çıkmak. Bu da size ciddi tasarruflar ama şu avantajı var Galatasaray'ın. Tam 12 oyuncusunun sözleşmesi bitiyor ve bu 12 oyuncusunun çoğuyla da yollar ayrılacak. Örnek verelim. Lines, Şener yeni sezonda Galatasaray'da olmayacak. Emre Akbaba ve Belhanda gibi 1,7 milyon euro yerlilerde en yüksek kazanan oyuncu 3,3 milyon euro. Yine takımda en çok kazanıcı Belhanda. Belhanda ile Emre'nin kalması ücretinde %50'den bile belki daha fazla indirim yapmalarına bağlı. Muslera da Galatasaray devam edecek. Burası kesin. Galatasaray yönetimi Belhanda'ya 3,3 milyon euro ki Galatasaray'dan talep ettiği rakam 1 milyon euro indirim yapıp 2,3 milyon euroydu. Galatasaray yönetimi Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme için 1,5 milyon euro öneriyor. Burada tek fark, tek kıstas Muslera uygulanıyor. Muslera'nın ücreti şu an 3,5 milyon euroydu. 1 milyon euro indirim yapması istenecek ve 2,5 milyon euro Muslera önerilecek. Ve bundan sonra da Galatasaray transfer ettiği oyuncularda bu sınırın aşılmamasını uygulamaya çalışacak. Açalım Galatasaray'da Feghouli 3,8 milyon euro, Belhanda 3,3 milyon euro alırken Falcao'ya 5 milyon euro verildi. İpin ucu kaçtı. Öyle söyleyelim ve yeni sezonda dediğim gibi bir 15 milyon euroluk total tasarruf planlanıyor. Bunu sadece oyuncu bazlı düşünmeli. Muhtemelen bu 11-12 milyon euro gibi oyuncu maaşlarına yansıyacak. Zaten siz Falcao ile yollara ayırsanız 5 milyon eurodan %50 o tasarrufu garantilemiş olacaksınız. Öyle açalım. Muslera da bu anlamda Galatasaray'ın hem kaptanı hem de en yüksek kazanan oyuncusu olacak. Ama Feghouli'nin sözleşmesi bir yıl devam ettiği için muhtemelen önümüzdeki sezon Galatasaray'da en çok parayı Feghouli kazanacak.
Yine bugün benim dikkatimi çeken bir transfer haberi. Aslında buna yani başlıkta da görüyoruz, şaşırtan iddia şeklinde verilmiş haber. Fatih Terim'in Emre Mor'u yeniden istediği şeklinde takıma. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Varsa nasıl açıklamak lazım bu tercihi? Ne dersin? Ben doğrulatamadım. Doğru olacağını da düşünmüyorum Ezgi. Yani haber yapan arkadaşlara emeğine saygı saklamak istemiyorum. Emre Mor'un Galatasaray kariyeri zaten 5-6 ay içinde bitti. Galatasaray Yusuf Erdoğan'ı Emre Mor'u tercih etmişti ama artık Galatasaray da garanti isimlere yönelecek ve ara transfer dönemi çok başarılı geçti. 5 transfer, 3'ü net ilk 11'e. Aslında Yedlin de ilk 11'eydi ama Lines Yedlin geldiğinden beri çok iyi performans gösterdiği için şu an Yedlin hemen ilk 11'e dahil edilmedi. Emre Mor'un ben bu anlamda çok gerçekçi bir hedef olduğunu düşünmüyorum Galatasaray için. Peki Mehmet Özcan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, yayınımıza katıldığın için. İyi hafta sonları diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Galatasaray'la devam edelim değerli izleyenler. Malum yeni transfer.